Kim yaptı sana bunu Metu? Kim kıydı sana? Nasıl oldu lan? Abi Polat Alemdar yapmış. Lan siz neredeydiniz? Bizi odaya almadılar abi. İçeride tartışma olmuş. Metin'im can verirken siz neredeydiniz lan? Abi biz içeri odadaydık. Ben Metin'imi size böyle mi emanet ettim? Ulan ölüsünü gördünüz. Bir de buraya mı getirdiniz? Niye kafanıza sıkmadınız? Keşke yapmayaydın yeğenim. Bu herifler Akbaba cinsinden. Bunların sermayesi leş. Olan oldu dayı. Şimdi ne yapacağız ona bakmak lazım. Metin midir nedir? Adamın geliş amacı belliydi dayı. Biz kafasına bıçağı vurmasaydık her kafadan bir ses çıkacaktı. Halit hemen üstümüze gelecektir. Yapacak bir şey yok. Kanla başladık. Kanla hükmedeceğiz. Ulan benim metoma kıyacaklar. Bir de nefes mi alacaklar? Şarjöründe mermi bitmeden ölenin sülalesini keserim. O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı. Akrabası. Soyu sopu kalmayacak ulan! Abla geldi. Abla, Meto'nun kanını döktüler. Kanı kurumadan İstanbul'u kana bulayacağım abla. Metoma niye kıydılar ki? Ben buradaydım. Gelip beni alsalardı. Çıkın dışarı. Bana bak Halit'im. Yüzüm yok abla. Halit. 40 gün. 40 gün dayanacaksın. Metin'imin eti tırnaktan ayrılana kadar kan akıtmayacaksın, intikam almayacaksın. Abla. Sözümü kesme. Kardeşim dünyada huzur bulmadı, ahirette bulsun. 40 gün acı çekilecek, yasa tutulacak. Ölümü huzur bulacak. Eti tırnaktan ayrılacak, ondan sonra sen kardeşinin kanını yerde bırakmayacaksın. Abla.
yeğenlerimin yüzüne nasıl bakarım? Gerekirse onları da feda ederim. Ben anamdan töreyi böyle öğrendim. Sizi de buna göre yetiştirdim. Dediklerimi yap. Yeğenlerinin canı da, kanı da sana fedadır. Dayınızın yanında durun. Ben Metin'imin yanına gidiyorum. Asıl şimdi kimseye göz açtırmamamız lazım. Bilhassa cerrahpaşalılara. Bence onlardan hamleyi beklemek lazım. Bırakalım bütün alem atımlarını görsün. Ancak bu arada o etrafına insanları toplamadan biz harekete geçip kimin ne derdi varsa derdini halledip kimin cızırtısı varsa cızırtısını kesmemiz lazım. Alacaklarınızdan vazgeçin. Bol bol dağıtın. Bol bol pay verin. Her ne kadar yeniçerilik de kalsa, padişahlık da kalsa bu millet ulufu almayı sever. Yarından tezi yok. Bedri'nin sıkıntıları halledilecek. Hale gideceksin Memati. Kimin ne çatlak sesi varsa keseceksin. Abi halde kan çıkar. Oğlum nasılsa herhalde kan çıkıyor. Kardeş, şikayetçiysen bir yazıhane tutayım kendime. Aman, aman, aman kardeş. Bir de başıma sen çıkma kurban olayım, aman. Böyle başlı kelleli konuşmayın, ayıptır. Siz susun ki alemin konuştuğunu duyalım. Konuşan da kabahat. Ne haliniz varsa görün. Ya dayı, latife yapıyoruz. Kırılma hemen de. Yine yoktu ya. Onun için tavır yapıyor. Nerede biri ölecek, biri vurulacak? Dayı arazi. Ne hikmetse. İşinize bakın, işinize. Abi, cerrahpaşalılar ekstaz işine tam gaz vermiş diyorlar. Hal işini hallederken onlara da geçit vermemek lazım. Nam için okullardan başlayalım. Desinler ki Çakar okullardan uyuşturucuyu silmiş. Memati, yarından itibaren okullardan, dershanelerden hapın H'sini, uyuşturucunun U'sunu sileceksiniz. Kim yakalanırsa karşıma çıkarılacak. Abi herkesle nasıl başa çıkalım? Oğlum ben öyle diyorum, sen doğrusunu anla işte. Cerrahpaşalılardan kimi buluyorsan getir. Benim de bir isteğim var ama siz şimdi ağzınıza sakız yaparsınız. Söylemem. Memati, Fred'i ara. Dayıma güzel bir şeyler hediye edelim. El değmemiş olsun ha. Ben de o konuyu söyleyecektim. Sakız da olsa konuşacağım. Bir memlekette nizam uçkurdan bozulur. Tamam. Biz milletin donuna ilik değiliz ama duyuyorum ki fuhuşun yaşı düşmüş 13'e 14'e. O Fred'in pis ellerini çekin Sabi Sübyan'dan.
Tamam dayı, zaten konuşacaktım. Söylediğin iyi oldu. Eyvallah. Fred'i çağır. Yarın yanıma gelsin. Hı hı. Bu herif bu işten sonra Halit'in kucağına düşer. İyi ya, ne güzel. Biz de ona göre davranırız. Hı hı. Abi başka bir şey yoksa ben çocukları ayarlayayım. Memati. Her işe imza atalım. Burkaç yok. Tamam abi. Ulan İstanbul'da sefil olduk. Evde sefil olduk anasını satayım. Hadi ben gidiyorum. Yanlış yapıyor baba. Ben onun karısıyım. Çocuklarının annesi. Herkese büyük denebilir. Herkese racon kesebilir. Ama bana babalık yapamaz. Benim babam var. Çocuklar nerede? Evdeler. Bir şeyden haberleri yok. İyi. Sen de çocuklarının yanına git. Sana sığınmaya gelmedim baba. Haber vermeye geldim. Ben beni hiçe sayan kimsenin yanında durmam. Durmadım. Kocam da olsa böyle, babam da olsa böyle. Nesrin, kızım. Ben seni kocana telli duvaklı yolladım. Ancak geriye kefenle alırım. Senin bu söylediklerin öfkenin ifadesi. Tamam, öfkelendin. Doğrusunu yaptın. Babanın yanına geldin. Şimdi yine doğrusunu yap. Çocuklarının yanına git. Ama unutma. Senin 3 tane çocuğun var. Alırken kocanın ne olduğunu biliyordun. Sakın onu tercih et. Ve senin tercih ettiğin hayatı yüzünden yargılama. Haksız çıkarsın. Onun bana sözleri vardı. Söz erkek milleti için sakızdır. Çiğner çiğner atar. İşte sakız yerine ağzına başka bir şey koymasın. Benim kızım güçlü olacak ki torunlarıma hem analık hem babalık yapacak. Abla hoş geldin. Çocuklar nerede? Evdeler. Sen nereden geliyorsun? Dışarıdan. Arkadaşlarımla birlikteydim. Torunlarım evde. Kızlarım dışarıda. Bu dünyanın gidişi gidiş değil. Hadi evle evine. Deliğine. Oo, ders çalışıyorlar. Aferin size. Merhaba baba. Merhaba baba. Ne haber oğlum? İyiyim baba. Ne haber kızım? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyorum. İnsanları seven ve saygı duyan kişinin davranışlarından örnekler veriniz. Babam yaz kızım. Yaz. Babam yaz. Anneniz nerede? Başı ağrıyormuş baba. Sen üzdün annemi baba. Başı gövdesine ağır geliyor oğlum, hepsi o. Çocuklar hadi ne yiyecekseniz söyleyin. Ben yatıyorum. Dışarıdan yemek söylemek de nereden çıktı lan? Evde olmayınca dışarıdan söyleniyor. Anne ben aç değilim. Ben pizza yemek istiyorum. Ne pizzası lan? Yiyorsun o hamurları pizzaları. Ondan sonra cüce kalıyorsun. Ben hallederim hanımefendi. Siz yatın. Zıbarın.
Siz ödevlerinizi bitirin. Ben Bahadır'dan kebap söylerim. Tamam baba. Ondan sonra niye 3 paralık kadınlara gidiyorsun? En azından doyuruyorlar. Sana demedim ya. Ha benim ben. Otur Orhan, otur. Otur. Dertten mi içiyorsun? Zevkten mi Orhan? Adetten abi. Damarlarımız sertleşti. 2 dubleyi görmeyince gece uyutmuyor. Yaşlandım desene Orhan. Hem de çok abi. Nereye gitti bugün ana sıkılıklı? Alışveriş yaptı abi arkadaşıyla. Delinin arkadaşı mı olur Orhan? Estağfurullah abi. Bu kız serseri mayın gibi. Bir yerde patlayacak ama. Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi be Orhan. Belki nesin ama. Bu da sütten çıkmış ak kaşık da olsa. O karnın sütünden emdiyor. Abi Nesin Hanım doğduğunda yengenin sütü yoktu. Süt anne bulmuştuk onu hatırlarsınız. Öyle demek istemedim abi yenge derken. Çok içmiyor ha. Kafan sulanıyor. Ne olur sen söyle. Beni en yeni tanıyan sensin. Nerede yanlış yapıyorum? Neden bir hata arıyorsun ki Elif? Ama başka bir çıkar yolu yok. Annemle ilişkilerimiz neredeyse 0. Ben sanki onun evladı değilim. Mahalleden herhangi birisiyim. Hadi onu kabul ettim. Çok sıkıntılar çekmiş bir kadın. Nasıl davranırsa davransın, diyelim ki haklı. Ama ya Eren? Ya benim ona yaptıklarımı hangi abla kardeşine yapmıştır ya? Unutacaksın bunları. Sen yapman gerekenleri yaptın. Ondan da yapması gerekenleri bekliyorsun. Ama erkekler çok farklı. Belki haklısın. Ben erkekleri tanımıyorum. Babamı tanıyamadım. Yani çok değiştim öldüğünde. Hep masalsı tarafları kaldı aklımda. Ali ilk ve tekti. Ama onu da tanıyacak kadar zamanım ve fırsatım olmadı. Mesela hangi taraflarını tanımadığını düşünüyorsun? Mesela öfkeli halini hiç görmedim. Belki bir araya gelişlerimiz hep özel olduğu, hem de zamanımız kısıtlı olduğu için. Hiç öfkelendiğini görmedim. Başka? Mesela canının yandığını hiç görmedim. Ne demek bu? Hep merak ettiğim bir şey. Yani bir kere lüzumsuz bir şey için kavga etseydik, onu terk etseydim, bensizliğin acısını yaşasaydı, ne hissederdi ve ne olurdu merak ederim hep. Ne yapacak? Çok acı çekerdi. Ama nasıl? Nasıl ifade ederdi acısını? Yani ben ölseydim ama her şeyi görüyor olduğum bir yerde olsaydım. O da hayatta olsaydı. Ne hissederdi? Ne yapardı?
Ne düşünürdü? Başka bir kadınla olur muydu? Ben hiç istemezdim. Öldükten sonra kalanlar ne hissediyor diye düşünmeyi. Ama meraksız mısın? Çok acı verici bir şey. Düşünsene, herkes her şeyi söyleyebilir. Ama böylesi de zaten acı verici. Kimse bir şey söylemiyor. Doğru. Hadi hayal edelim. Sen ölseydin Allah korusun. Yani ölmemişsin de saklanıyorsun. Ben de Ali'yim. Ne yapardın? İlk haber aldığın anı düşün. İnanmazdım. Şaka zannederdim. Görmek isterdim. Aynen. Haberi verenden bir ömür nefret ederdim. Sanki seni o öldürmüş gibi. Peki acın hemen geçer miydi? İlk günler çok zor olurdu. Tahmin ediyorum uyuyamazdım. Sonra da seni rüyamda görmek için uyumak isterdim. Ama rüyalarım hep kabus olurdu sanırım. Hı hı. Ben bir kere öyle bir rüya görmüştüm. Gerçek olmadığına inanmam için koca bir günü devirmiştim. Of, hakikaten. İlk başlar çok kötüydü. Birkaç ay sonra normal hayata dönmeye çalışırdım. Acım biraz hafiflesin diye. Ne yapacaksın ki? Bilmem. Ne bileyim, arkadaşlarla muhabbet ederdim herhalde sana dair. En çok neyimi özlerdin? Sana sarıldığım anları. Ben galiba sırf bu yüzden başka bir erkeğe sarılamayacağım. Sarılma zaten, kıskanırım. Sana ne oluyor be? Ali'yim ben kızım, Polat değil. Kızım deme bana. Ya hadi devam et, hoşuma gitti bu oyun. Sonra denerdim. Ne denerdin? Başkasıyla olabilir miyim diye. Ne yapardın? Öyle ciddi takılmadan çıkardım. Başka? Sonra mecbur iş öbür şeye gelirdi. Neye? Biliyorsun işte. Yatar mıydın? Ya olur mu diye bakmak için. Tüh! Allah'ım yarabbim. Git be git. Senden Ali Mali olmaz. Ama bir olsaydı benden olurdu. Çok tatlısın. Bak nasıl yüzümü güldürdün. Hani başkasına sarılmazdın? Ali gibi değil. Arkadaş gibi. Umarım seninle sonsuza kadar arkadaş kalırsın. Hadi kızım sen yat. Biz pusatla birlikte uyuyoruz. Üstünü değiş, saçlarını aç, pijamalarını giy. Hadi kızım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Yüksek dağın dumanı çok olur. Çallan duman dağılsın. Hadi
Aslanım sen de bir işe iddiasız gir. Ne yapıyorsun? Kafa göz gidiyorsun. Allah'tan mafya değilsin. Senin elinden milleti kim kurtaracaktı? Sen. Sağ ol. Ben yüzümden memnunum. Sağ ol. Ben şikayetçiydim. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Böyle yaptığın her şeyi göremiyorum ya, ifrit oluyorum. Ne diye kesin adamın kafasını? Adam bıçağı gırtlağındaymış. Ben ne yapayım? Sen Paris'te, Beyrut'ta nasıl kestiysen biz de öyle kestik. Ne var bunda bu kadar şaşırıyorsun? Neyse. Bu cerrah paşalar psikopat. Ayağınıza bağ olacaklar. Öbür dediğim işi ne yaptın? Büyüklerin toplanmasını mı diyorsun? Evet. Henüz bir şey yok. Lazia'dan temas etmek lazım ama uygun bir zemin doğmadı. Çok önemli. Ruslar Karahanlı'yı kıskaçları altına almışlar. Harp, o iş, her neyse onun üstünde kopabilir. Ruslarla arası iyi değil miydi Karahanlı'nın? Bunların dengesi 3 dakikada değişir. Şimdi hısımla. Burada Karahanlı'nın yerine birini bulduklarında onu götürecekler. Ben adaylığımı açıklayayım. Sen kelleni koru yeter. Bu Abdüley Çoban iyi bir fikir mi? Sen söyleyeceksin iyi mi kötü mü? Ben kimsesiz diye seçtim. Ardından ne çıkacak göreceğiz. Necmi abi, bu olayı sindiremem. Ben iyi niyetimi gösterip kardeşimi onların yanına gönderdim. Masa da kesmişler abi. Racon kesmeyi bilmeyenleri İstanbul'un sefiri yaparsanız masum keserler. Nihayetinde ben hepsini keserim. Benim herhangi bir kesmeye karşı çıktığımı duydun mu sen Halil? Ben sebeplerle ilgilenmem. Sonuçlara bakarım. Kimin başı gövdesinin üstünde ona bakarım. Açık konuşacağım. Çakır'ın yaptığını tasvip etmiyorum. Kardeşin için üzgünüm. Ama seni sarstı. Benim için başını feda edecek bir kardeşim vardı. Feda etti de. Abisinin raconu sarsılsın diye değil. Abisi en güçlü olsun diye. Abisi onun yüzünü kara çıkarırsa başı itin köpeğin ayağına top olsun. Eğer herhangi birisinin kafasını keskin bıçakla kesersem bana lanet olsun. Kendine mukayyet ol. Seninle yapacak daha çok işimiz var. Dünya dünün at hırsızlarının at çaldığı bir yer değil artık. Öyle istedikleri gibi her yere burunlarını sokup istedikleri işi yapamayacaklar. En azından büyük Rusya ve dostlarının, komşularının olduğu yerlerde. Fiziki sınırlarımız kalkmış olabilir. Ama nüfus sınırlarımızı eskisi gibi korumaktayız. Afganistan'dan Baltık'a kadar Amerikalılara varlık alanı yok. Ben o kadar tarihten, coğrafyadan anlamam. Anlamak da istemem. Bana göre herkes bir tek iş yapar. Onu da iyi yaparsa ondan büyüğü yoktur. Hüsrev Ağa, sizin bu topraklarda işinizin en büyüğü olduğunuzu biliyoruz. O yüzden size işbirliği teklif ediyoruz. Biliniz ki Amerikan menşeli tek bir sigaralık ot dahi pazara çıkmadan yok edilecektir. Eğer bizim kanallarımızı kullanırsanız her türlü güvenliğinizi garanti altına almayı taahhüt ediyoruz. Ben şimdiye kadar hiç kimsenin gölgesi altında iş yapmadım. Birilerinin gücüne güvenerek iş yapsaydım bugün çoktan yok olurdum. Bana hamilik öneriyorsanız boşuna buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. Benim teklifim işbirliği, patronluk değil, ortaklık. Biz aynı toprakların insanlarıyız.
birbirimizi daha iyi anlarız. Amerikalılar ne sizi ne bizi anlıyor. Onların usulleri Kolombiyalılara, Bolivyalılara daha uygun. Hepsi hırsız, hepsi dolandırıcı. Doğruya doğru. Teklifinizi değerlendireceğim. Ancak tek başıma hareket etmiyorum. Ve dostlarımın fikirleri benim için önemli. Buyurduğunuz gibi aynı toprakların insanlarıyız. Beni anlamanız gerek. Siz beni anladınız, ben sizi. Ortada bir savaş var. Herkes tarafını seçecek. Ve kazanan muhakkak bu toprakların sahipleri olacak. Dün gece neredeydin? Her gece olduğum yerdeydim. Cezaevinde yürümeye başlamadan uçmayı öğrenmişsin delikanlı. Krallar kanadını. Bize de bir kol kanat gelen olur elbet. Bak oğlum. Burada dostluk dışarı çıkana kadar. Her şeyden haberim olacak. Kim ne yapıyor, ne ediyor, dışarıdan ne geliyor, ne gidiyor. Her şeyi bileceğim. Gözüm kulağım olacaksın. Körsen gözün olmam. Sağırsan kulağın olmam. Git kendine başka ispiyoncu bul. Hadi eyvallah. Şahinliğe hevesleniyorsun ama ben seni bilbir yapmayı bilirim. Sıra! Gardiyan. Atın bunu hücreye. İki gün kalsın aklı başına gelsin. Peki efendim. Sana pek çok açıdan minnettarım. Zor zamanlarda yanımızda oldun. Eren'e kol kanat gerdin. Cezaevinde sahip çıktın. Estağfurullah, vazifemiz. O da bizim kardeşimiz. Ama Eren çok genç ve bu meseleleri yanlış anlamakta biraz hünerli. Neyi yanlış anlamış? Sizleri çok seviyor, hayranlık duyuyor. Sağ olsun. Ama bu hayranlığı aktaracağı bir hayatı yok. Ana kuzusu o da. Büyüyor işte. Elif. Ben onun delikanlılığını gördüm. O çocuk yürekli bir çocuk. Size özenmesine bir sözüm yok. Bu hayatta herkes birilerine özenir. Ama sizin gibi yaşamak istemesine ben bir abla olarak engel olmak istiyorum. Sizin de erkek çocuğunuz var. Yaşadığın zorlu hayatı aynen onun da yaşamasını ister misin? Allah korusun. Yardımına ihtiyacım var Çakır. Eren'i bu girdiği yoldan çıkar. Seni de anlıyorum. Onu da anlıyorum avukat hanım. Siz ana kız istiyorsunuz ki evladınız dizinizin dibinde otursun. Hakkınızdır, istersiniz. Ama o da cahillikten, şundan bundan düşmüş damdan içeriye. İstiyor ki bir daha kimse onun sevdiklerinin canını acıtmasın, incitmesin. Hakkıdır da. Ha, bir hal çaresi bulunur mu? Muhakkak. Dediğim gibi Eren benim kardeşim. Ne gerekiyorsa yaparım. Bu illegal çıkışlar? Onları kaldırırız. O bir kereye mahsus valideye jestimizdi. Hediyelerin çok pahalı. Ondan dönüş yok. Hediyesini geri alamayız. Ama çıktığında doğru yolda kullanmasını sağlarız. Başka? Başka canının sağlığı. Ya sen kendin için bir şey istemez misin bu hayatta? İstediğim zamanlar oldu tabii de. Ölümlü dünya. Ölenle ölünmez. Bak, hayattayız Elif. Bizim de kayıplarımız oldu. Öyle ama olmayınca olmuyor. Ya bu Polat'la niye olmuyor? Aa, biz arkadaşız. Ya bir kızla bir erkek arkadaş olmaz. Senle de arkadaşız. Ben evliyim de ondan.
Palat'ın yerinde olsam bir dakika boş bırakmam seni. Aa, iltifatın için çok teşekkür ederim. Yok yok. Ortağım benden akıllı. Evlendikten ne oldu? Eğer bugünkü aklım olsun, Türk olan biriyle evlenirsem şerefsizim. Kardeşim onlar kadın, bizimkiler hanım ağa. O ağa, ben ağa, inekleri kimse ağa. Eren'i bir yabancıyla evlendiririz biz de. En kralıyla. Bu arada konuyu değiştirdiğin de farkındayım ha. Tamam canım, beni de bir yabancıyla evlendirirsin. O olmaz. Ama Can Polat Almanyalı. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Tamam tamam, ben karışmıyorum. Kardeşin de dert etme, hallederiz. Orhan abi, ne var, niye konuşmuyorsun? Nesrin Hanım, konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum. Ziya Bey'in buraya gelişimden haberi yok. Babamla mı ilgili? Kısmen. Biliyorsunuz Meral Hanım'ı takip ettiriyor. Evet. Takip eden çocuklar bir noktada beni aradılar. Bizzat gittim. Orhan abi, ne olur uzatma, kalbim dayanmıyor. Meral Hanım'ın maalesef Necmi Bey'le ilişkisi var. Necmi Bey kim? Testere Necmi. O çok yaşlı. Meral Hanım'a göre evet. Orhan abi, emin misin? Evinden uğurlarken gözlerimle gördüm. Açıkçası bunu Ziya Bey'den saklamam söz konusu değildi. Ama onun bu duruma hassasiyetini biliyorsunuz. Babam duyarsa Meral'i asar. Bilmelisiniz ki sakladığımı duyarsa beni de asar. Orhan abi, şimdilik kimse bilmesin. Ben konuşurum. Sen takip ettirmeye devam et. Ne yapacaksınız bilmiyorum ama size söylemeyi uygun gördüm. Sağ ol Orhan abi. İyi ki varsın. Tekrar başın sağ olsun Halit Bey. Metin kardeşimiz bizim için çok kıymetli bir insandı. Sağ ol. Eksik olma. Kimse böyle olsun istemezdi. Yeni bir dönem başlıyordu. Fikrimce yanlış başlamıştır. Başlayan dönem filan yoktu. Artık hiç yok. Kan dökerek başlasa savaş başlar. Hepimiz bundan zarar görürüz. Hepiniz görürsünüz. Halit Bey, kardeş kaybetmenin ne olduğunu iyi bilirim. Çok kardeşli büyüdüm, az kardeş kaldım. Ama bilirim ki geride kalanlar hep sabırlı, aklı başında, metin olanlardır. Benim kardeşimin ismi Metin'di, Bedri Bey. Sabrı da bende mevcuttur. Allah sabrını artırsın. Müsaadenizle. Lafım bitmedi. Böyle vakitlerde sabır bitmeden lafın bitmesi gerekir. Sabrımı bitirme. Lafım bitmedi. Buyur. Bana söyleyeceğin bir şey mi var, kardeş? Bedo, sana söyleyecek bir tek şeyim var. Az kalan kardeşlerinle aynı kuyuya inmek istemiyorsan
39 günüm var. İstanbul'u terk et. Kardeşin de senin ağzında konuşuyordu. Bu ağız iyi bir ağız değil. Taziye evidir. Fazla laf edilmez. Hadi eyvallah. Daha dün kapımızda köpekti, kurt oldu. İstanbul'da bu vakitten itibaren Bedo namıyla kimse yoktur. Haberiniz olsun. Kalkan tavrını ona göre belirlesin. Taziye evinde tavır belirlenmez. Üstün, ya kal ya git. Aklı selim olduğunda tavrımız net olur. Bak Fethi'cim, kulağıma şikayetler geliyor. İstedim ki bunlara nizam vermeyeyim, nizamı sen ver. Sevenimiz kadar hasmımız da çoktur Süleyman Bey. Bizim işte insanlara yaranılmaz. Yine ne söylemişler? 13-14 yaşında kızları çalıştırıyormuşsun. Mümkün mü canım öyle bir şey? Genç gösteren kızlar vardır. Fethi! Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Dediğiniz gibi biz birbirimizi biliriz. Ben prensip olarak kimin evinde kim vardır bilmem. Ama kimlerin 13-14 yaşında kız istediğini de bilirim. Kimmiş? Söyle biz de bilelim. Sen öldürdüklerini söylüyor musun ki ben de kimlere servis yaptırdığımı söyleyeyim? Fırat! Ben profesyonel adama saygı duyarım. Amatörlük yapma. Uyarılıyorsun, uyarıyı dikkate al ve ona göre hareket et. Ne yapmamı istiyorsunuz? İlk kısmını anladın. İkinci kısmı ise rızası dışında kimse fuhuşa zorlanmayacak. Senet imzalatılarak, rehin alınarak, mecbur tutularak kimse çalıştırılmayacak. Düzen çöker. Biz böyle çalışıyoruz. Bizimle çalışanlar da böyle çalışacak. Sana... Boşuna Fırat dememişler Fethi. Ne düzen çöker, ne düzülen. Sen benim lafımı çöktürme. Kime ne yapıyorsan yap. Patron sizsiniz. Nasıl diyorsanız öyle. Ama gelirler çok düşecektir. Başka yerden telafi ederiz Fethi'cim. Paranın ne önemi var? Hadi. Pezevenk. Bedri Bey'e itaat edilecek. Onun dışında semtleşme, şehirleşme, ekipleşme, hemşehrileşme olmayacak burada. Kim ki Süleyman Çakır'ın desteklediği Bedri Bey'e karşı gelirse Süleyman Çakır'ı karşısında bulur. Var mı sözü olan? Bedri Bey işi kendi adamlarına ver. Hali Kürtler işgal etti. Bu dediklerinizi yapan asıl Bedri Bey. Kürt'ü de bir, Laz'ı da bir, Çerkez'i de bir, Türk'ü de bir. Ağızdan çıkan sözde bir.
Topla pılını pırtını, eşini dostunu. Hadi terk et. Çıbanın başı bu mu? Evet abi. Yarım saate gitmezlerse patlat çıbanın başını. Eyvallah abi. Ruslar ipin ucunu bırakmayacak kılıç. Amaçları ne? En büyük olmak. E bundan bize ne? Büyükleri yanına alırsan en büyük olursun. Bir şekilde Sehem'den haberleri olmuş olabilir. İşte o zaman her şey sıkıntıya girer. İstedikleri bu zaten. Bizi korkutmaya çalışıyorlar ki zincirin halkasını kırsınlar. Amerikalılar Gürcistan'ı kırdı, onlar da bizi. Ama bu mümkün değil. Ton balacıyla denediler. Ama yeniden denemek isteyeceklerdir. Ton balacı gibisini bir daha zor bulurlar. Bulduklarını zannederlerse sorun yok. Ama bulamazlarsa beni yok etmeye çalışacaklardır. Bunu söyleyen başka biri olsa güler geçerim. Ama tehdit eden Rus'sa, Rus silahından kurşun sesinden çabuk gelir. O zaman hem gözümüzü hem kulağımızı dört açalım. Ruslar Amerikalılara çok fena diş bilemişler Ziya Bey. Adam açık açık Amerikalılarla iş yaparsanız malı unutun diyor. Bunlar yine tepişmeye başladı. Arada kalan yine biz olacağız. Malı Ruslardan alsak ne olacak? Bu sefer Amerikalılar harp açacak. Ticareti baltalayacak. Tam da sevkiyat başlarken çok canımı sıktı Deyus, çok. Hüseva, bu senin, benim işim değil. Karahanlı'nın işi. Devir açıp kapıyı ano. Bu söylesin, kim batacak, kim çıkacak. Karahanlı bizi hem tilkiyle hem ayıyla yatağa soktu. Tilkinin cilvesi sıcak, ayının üfelemesi. Biz 40 kocadan arda kalan dul. Ne tilkinin cilvesine kanarız, ne ayının pençesine, Hüsneva. Bir sıkıntımız, kurs kocayınca köpeklere maskara oluyor. Kimse buraya gelip ekmeğinizi bırakın gidin diye. Kimse bizim Allah'ımız değil. Kimseye tapmayacağız. Tapmayacağız. Onların gücü varsa bizim de gücü. Pes etmeyeceğiz. Dost düşman bizim pes etmeyeceğimizi, yılmayacağımızı anlasın. Yürüyün arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi gidelim. Hadi. Gösterelim onları. Hadi yürüyün. Hadi. Evet. Hareketlenme var, gruplaşma var, kavga çıkacak. Hadi, hadi gidelim. Evet. Anlatsın. Tamam durun.
kaldırma it. Suçum ne? Ana dağıtıcı bu. Özel okullara da danmışlar abi. Kimin adamı? Halit. Hangi it? Abi ben emir kuluyum. Nereye sat derlerse oraya satarım. O zaman emir veriyorum lan. Git bacına kardeşine sat şerefsiz. Memati. Al bu iti götür kafasına sık. İbret alem için sattığı çocukların gözünün önünde çırpınarak gebersin. Doğru söylüyor. Okulun önünde kafasına sık. Mermine yazık Çakır. Bablar adamı pilot yapıyormuş ya. Hı. Bırak düşeceği yere kadar uçsun. Memati. Götür çocuklar görsün uyuşturucunun sonunu. Peki abi. Kalk. Yürü. Bu hoş oldu. Çok gümbürtü çıkacak. Düğün davulsuz zurnasız olmaz. Ne diyorlar? Ne diyecekler? O karıyı satma, bu karıya dokunma. İyice zıvanadan çıktılar. Kendilerine göre 50 yılın raconunu değiştirmeye çalışıyorlar. Yapmazsan ne olurmuş? Seni de mi kesecekler? Bana kalırsa Metin Gözdağı'dır. Metin ölüm fermanlarıdır. Fethi, eğer onları sattığın gibi beni de satarsan andolsun etlerini otopazarında döner diye çevirtip sattırırım. Yaparsam kazancım bol olsun Halit abi. Benim safım belli. Gel. Abi bizim çocukları almışlar. Kim almış? Çakır'ın adamları. Okulun önünden kaldırmışlar. Size hap satmak yasak diye. Kendini aldıran benim adamım değil. Çık dışarı. Hepsi ortağının başının altından çıkıyor. Ben adamı gözünden tanırım. O Polat Alemdar Çakır ateşin içine itiyor. Kimin başının altından çıkıyorsa keseriz. Ya Hikmet. Sen bu siyasetten, devletten, milletten başka bir şeyle ilgilenmez misin? Biraz duymaz mısın? Çay Ömer baba, çay. Başka ne olsun, neyle uğraşayım? Eş taş mı oynayayım, çelik çomak mı? Ne hoş, sinirlerin yatışır. Oturup haber kanalları arasında oradan oraya koşturmaktan iyidir. Yapma Ömer baba. Bizi toptan alıp kütüphaneye az mı götürdün? Milletin çocuğuna acıdım evladım. Top oynamıyordun, harp ediyordun. Dildana gibi onun ayağı, bunun kemiği saldırıyordun. Ben Ömer baba, tabiat olarak tutkusu olmayan hiçbir şeye kılımı kıpırdatmam. Futbol mu oynuyorum? Terim sahayı ıslatacak. Siyaset mi yapıyorum? Rüyamda bile eleştireceğim. Şimdiki gençler öyle mi? Hepsi ruhsuz Ömer baba, ruhsuz. Niyeymiş o? Ruhları nereye gitmiş? Yarısının ruhu üniversiteye gireyim derdine, geri kalanınsa tuhaf tuhaf müziklere, onları dinleyebilmek için de kafayı armut yapan haplara, içkilere, uyuşturucuya. Senin hesaba göre memlekette tutar halde bir genç yok, öyle mi? Ah, şu kaşara bak da anla Ömer baba. Memleketin gençliği ne halde? Giyinmesi giyinme değil. Yürüyüşü yürüyüş değil. Konuşsan ağzını yaya yaya konuşur. Böyle elin tersiyle bir tane koymak istersin. Umut mu? Yok Ömer baba. Gömdük kurtulduk. Tanıyor musun o kızı? Hepsi bir örnek Ömer baba. Cinsi farklı. Hepsi kaşar. Alim ile sohbet etmek lali mercandır. Cahille sohbet etmek günde 1000 can incitir. Senin dinli yaradanla o kaşarı yaradan aynı Allah Hikmet. Thank you.
yıldızlar şahidim olur. Kumsal, dalga sesleri, gökyüzü ve rüzgar, sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece, sen de şahidim ol. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun Elif. Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim, kalbim şahidim olsun. Ali, benim mabedim. Gizli bahçem. Tek sığına. Sen benim her şeyden saklanıp sığındığım mabedimin kutsallığını hiçe sayarak büyüsünü bozmaya çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Benim sana ve sevgine saygım var Elif. Ama varlığını yapıyor. Ben seni seviyorum. Hep yanımda olmanı istiyorum. Sadece... Dokunma. Ali. Bu Bolat'ı sevdiysen bana bir işaret gönder. Evet mi? Hayır mı bu? Yok. Bu düdükte olmayacak. Sen bana başka bir şey. Yaparsın sen, canımı sıkarsın benim. Vazgeçtim. Sağ ol aşkım, sağ ol canım. Biliyorum, çok şanslıyım. Ya. Nerede bu itin hapları? Burada abi. Bunları mı satıyorsun lan çocuklara? Abi vallahi ben satmıyorum abi, onlar alıyor. Benden almasalar başkasından alırlar abi. Ne oluyor bunu içince? Abi enerji verince. Kaç tane içiliyor bundan? Bir tane, iki tane. İyice psikopata bağlayan üç tane de içiyor. Açın ağzını. Abi ekmek mi saracağım sana? Çarpıyor oğlum işte. Al bakalım. Tutun lan burnunu. Al bakalım, al. Geberene kadar teslim olmayın. Okuldan her çıkan bu itin niye öldüğünü öğrensin. Hadi çabuk. Yürü hadi. Ahmet. Buyur abi. Saçını düzelt. Akşam haberlerinde seni seyredeceğim koçum. Eyvallah abi. Hadi yürü. Yürü. Çök şuraya. Okullarda uyuşturucu satanlara ibret olsun. Tamam, yakınlaşmayın. Ne zannediyor bunlar kendini? Kim bunlara İstanbul'un tapusunu vermiş de bildikleri gibi cirit atıyorlar? Müdürüm, okulun önündeki şahıs teslim olmuyor. Uyuşturucu aleyhine konuştuğu için de cebir kullanamıyoruz. Cevdet, benim işim küçük başlarla değil. Büyük başlarla.
Hepsinin kafasını koparacağım. Toplayın hepsini, karşıma getirin. Emredersiniz müdürüm. Abla, ne oldu? Seni ellerimle öldürürüm Meral, anladın mı? Gidelim kardeş. Bizi ne zaman emniyete çağırmışlar da gitmemişiz. Daha emniyetli bir yer mi var? Konu nedir? Müdürümün talimatı. Alınmanızı söyledi. Vallahi çok alındık. Biz kendisini ziyaret edecektik. O önce davrandı. Hadi kardeş, görüşürüz. Polat Bey de. Sana demiştim kimse bizi ayıramaz diye. Tonton. Oğlum Memati'ye dayıya haber ver. Panik yapmasınlar. Emniyetteyiz. Emredersin abi. Buyurun gidelim. Bu adamın işi okulun önünde hap satmaktır. Bundan hap alanlar ya da almayanlar bundan sonra bilsinler ki uyuşturucunun sonu felakettir. Tamam kardeşim, yaptın şovunu, yeter. Bırak, adam ölecek. Yaşayıp ne yapacak komiserim? Çoluğa çocuğa hap satmak bizim kitabımızda yazmaz. Devlet cezasını verir, teslim ol. Senin çocuğun yok mu komiserim? Devlet verecekse benim cezamı versin. Aslanlar gibi yatar çıkarım. Yok. Gebersin. Öldü hayvan. İstanbul'da reçetesiz hap satanın reçetesi kesilir. Bırakın. Hani nezaket ziyaretiydi? Sen yanlış anladın Can Polat. Ben nezaket demedim ki. Nezaret dedim. Tam bir nezaret. Kardeş, ya bilsek hazırlıklı gelirdik. Yanımızda 3 kuruş para yok da. Burada ihtiyaç da yok. Ya yarın öbür gün laf çıkar. Emniyeti aldık, ceplerinden 5 milyon çıkmadı diye. Gidelim. Ya Almanya'da da var mı bu nezaret usulü? Yok. Orada direkt içeri atıyorlar. Olur mu öyle şey canım sende? Türksen bir suçun vardır. Desene, orada da burada da adın çıkmışsa içeridesin. Derler. Bırak ne derlerse desinler. İster misin vergi borcumuz çıksın? Bana bak Can Polat, sen askerliğini falan yaptın değil mi? Bedelini ödemediğim hiçbir şey yok, rahat ol. Bir canımız var. Dur bakalım ne olacak. Adam. Sen şöyle geç. Sen de buraya. Allah'tan emniyetteyiz. Bence değiliz. Başın sağ olsun kardeş.